çizgilerinizle geldiniz. Evet. Hepimiz aşina oldu ama besteleriniz de var. Evet, bestelerim de var. Bestelerinizi de dinleyeceğiz. Ben sizin Mine Epcem'e ait Gel Sev Artık kitabıyla başlamak istiyorum. Şimdi sizin bu ilk kitabınız. İlk kitabım. Şimdi bununla ilgili biraz sohbet edelim isterim. Ne kadar süredir biriktirdiniz duygularınızı? Belki 30 yıl vardır. 30 yıl sonra? Evet, 30 yıl vardır, evet. Evet. Bunun çıkış öyküsünü sizden dinlemek istiyorum mümkünse lütfen. Aslında hep hayalimde vardı bir kitap çıkarmak. Hı hı. Sonra bir arkadaşımız sponsor oldu. Hı hı. Adeta beni gaza getirdi diyeyim. İyi ki. İyi ki, evet. Bir anda toparladık, nasıl olduğunu anlamadım. Baktım ki kitap çıkmış. Kendinizi birdenbire imza gününüz oldu mu? Oldu. Bornova'da kitap günlerinde imza günleri oldu ve devam edecek tabii. Hı hı. Yazarlar ve Şairler Derneği'nde bir olduk. Hı hı. Bende bıraktığınız izlenim oldukça duygu dolu. Ezgilerinizle, müzikle ilgilenmenizle, amatör olarak yaptığınızı söylediniz, evet, ama. Evet, amatör olarak. Ben profesyonel bir sanatçı ruh hissediyorum sizde. Ay canım, teşekkür ederim. Bunu görünüre taşımışsınız. Müzikle olan bağlantınız nedir? Aslına bakarsan ta babama kadar dayanıyor. Hı-hı. Babam mahalli sanatçıydı. Gaziantep doğumluyum ben. Hı hı. Cümbüş çalardı Gaziantep'te. Hatta bir bestesi var. Ben de yandım, yandım Elizilli'ye diye. Anonim olarak geçiyor şu anda. 45'li plak var. Ama biz biliyoruz tabii ki babamın bestesi, hı hı, olduğunu. Müzikle büyüdüm diyorum. Ama yıllar sonra işte ne zaman diyeyim, 2003 yılında ilk Ziyami Palazoğlu hocamla başladım Bolu'da. Yine belediyeye ait. Sonra bir ara verdik. Sonra yolumuz döndü, dolaştı. Yeni Foça'ya geldi. Hemen arayış içerisine giriyorsun müzikle uğraştığın zaman. Ergin Kayran hocamla başladık müzik hayatıma. Hem koro hem solist. Sonra UT'la devam ettik. Bir de eski Foça'da yine belediye ait Hayati Çiftçi'yle çalışıyoruz. TRT sanatçısı Ahmet Çubuklu oğluyla çalışıyoruz Karşıyaka'da. Haftada 3 gün koroya gidiyorum. Diğer günlerde kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Çalmayı çocukluktan gelen, babadan gelen bir şey mi? Onu da sonradan mı öğrendiniz? Sonradan öğrendim. Evet. Sonradan öğrendim ama tabii profesyonel değiliz. Biz amatörüz. Hı hı. Amatör ruhla devam ediyoruz. Babadan gelen o sanatçı ruh size el vermiş diyelim. Kitabınızı 30 yıl biriktirdim dediniz. Evet. Şimdi içinde olan eserlerinizle, şiirlerinizle ilgili ne söylemek istersiniz? Yani siz acılardan mı beslenen, yoksa daha sonrasında mutluluğun o coşkusuyla kaleme alınan dizeler mi? Yaşam zaten bir birikmişliği getiriyor. Hı hı. Ben de 53 yaşındayım şu anda. Maşallah. Hayat insanı törpülüyor. Birçok şey yaşıyorsunuz. Bazen sessiz çığlıklar atıyorsunuz. Bu sessiz çığlıkları da kaleme döküyorsunuz. Kalemle dertleşiyorsunuz. Sözcüklere gizliyorsunuz. Yaşamak istediklerinizi ya da isyanınızı ya da yaşayamadıklarınızı, keşkelerinizi. Bakıyorsunuz ki ortaya çok güzel bir şeyler çıkmış. Artık bir noktadan sonra da bunu paylaşma isteği duyuyorsunuz. Hı hı. Çünkü çok güzel geri dönüşümler geliyor. Yine bir Bolu'da üniversitede bir dergide çıkmıştı şiirlerim. Bir kız çocuğuna lisede bir şiir yazmıştık, ödül almıştı. Onlar hepsini biriktirmiştim. İstiyordum bir gün inşallah kitabım çıkacak diye. Kitabın bütün ön ve arka dizaynlarını da ben yaptım. Öyle kendi mi? Fotoğrafım. Güzel. Evet. İsmi de aslında farklı bir isim vardı ama editörüm gel de sev artık dedi. Ben de
gel sev artık dedim. Öyle kaldım.